Bildiğin şeyler oluyor hep. Bildiğin ama sana faydası olmayan şeyler. Okuduğum kitaplardan geriye kalan hep sen oluyorsun. Yazdığım yazıların ana fikri sen. Şiirler seni söylüyor. Şarkılar seni. Sıcak bir ekmeğin buharında hep sen oluyorsun. Sen oluyorsun içtiğim soğuk çaylarda. Önünden yürüdüğüm vitrinlerdeki manken kızlar sen. Sen, sen, sen. Her yer, herkes sen. Şimdi ne çok sen var bir bilsen. Önce işgal, sonra tarumar edilmiş ülkeler gibiyim. Baksana, linç ediliyor ruhum bir yetimin kanayan bakışlarında. Eşraftan biri yatıyor yine musalla taşında Lala Paşa'da. Hep o malum ve yanık sala. Üç adımlık saltanat, eller üzerinde yaşanan şu bildiğim. Dallarda titreyen kuşların göz bebeklerinde hep sen oluyorsun. Habersiz giden trenlerin ardında kalan ben. Bir kınalı el uzanıyor gibi sanki yahut bir çift siyah kirpi ıslanıyor. Kim bilir belki de bana öyle geliyor hep. Sonra bir gül gibi düşüyor bakışların hisli bir tren penceresinden. Eğilip toplayan yine ben, yine ben oluyorum. Her şeyi bildiğin gibi. Yine kar yağıyor her zaman. Beraber yürüdüğümüz yollara, o daracık sokaklar. Kar yağıyor yine kurşundan kubbelere ve cumbalı evlerin kafeslerine tutunuyor yine kuşlar misali karlar. Yine yiyecek telaşında serçeler. Gürcü kapıda iş bekliyor yine işsizler. Atların burnunda buhar buhar üstüne her biri bir doğa ekspresi. Sarı kamış Kars yolcuları yine kar yolunda. Her şeyi bildiğin gibi. Bazen şehir yine beni tanımazdan geliyor. O zaman ellerim cebimde bir firari gibi gece yarılarına kadar sokak sokak geziyorum ben de. Değişiklik olsun diye yağmurlarda ıslanıyorum sonra. Bazen de bütün tehlikeleri göze alıp gözlerimi kapatıyorum. Ve seni düşlüyorum. Bize ait olmayan bir zaman diliminde ve bize ait olmayan bir coğrafyada gecenin bir nısfında oryantalist duyarlılıklarla hem nefes olduğumuz anları düşünüyorum sonra yalan olan, masal olan, hiç olan zamanları yani. Evler hep birlikte üzerime geliyorlar ardından. Kaçışım onları bana çağırıyor hep. Sonra bir yağmur başlıyor birden. Bütün boyaları birer birer akıyor şehrin yüzünden. Kahkahalarla gülmek düşüyor bana. Her şeyi bildiğin gibi. Güneş geç de olsa yine her sabah palan dökenlerden doğuyor. Ve akşamları senin gittiğin yerlerde batıyor. Senin de dediğin gibi elimden geldiğince birlikte yürüdüğümüz, oturup gülüştüğümüz yerlerden geçmemeye ve oralara hiç gitmemeye çalışıyorum. Ve artık dikkat ediyorum kendime. Senin de dediğin gibi kendime iyi bakıyorum artık. Üzülme ve beni düşünme. Buralarda her şey, her şeyi bildiğin gibi. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşam şiirle başladık. Duygu dolu bir akşam ve güzel bir program. Yine karşınızdayız. Bugün Erzurum'un kültür ve edebiyat dünyasında derin izler bırakmış hocamızı, Rıdvan hocamızı ağırlıyoruz. Kendisi ve çok değerli hocam Abdülkerim Dinç hocam, stüdyo konuğumuz. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımız Rıdvan hocamıza vefa olarak adlandırdık biz. Rıdvan hocamız ömrünün 20 yılını Edirne, 38 yılını Erzurum'da yaşamış ve Erzurum'a ve Türk edebiyatına ciddi hizmetler, emekleri olmuş çok değerli bir hocamız. Aynı zamanda şair, aynı zamanda seyyah, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. Çok yönlü ve üretken bir
şahsiyet, karakter olarak hocamızı tanımanın mutluluğunu biz de yaşıyoruz. Hocam, müsaade ederseniz önce bu programı yapma nedenimiz, değerli izleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım, ondan sonra sizin hayatınızı kısa bir şekilde ben izleyicilerimize vermek istiyorum. Hayır, daha sonra sizden ve Abdülkerim hocamdan inşallah sohbet havasında programımızı işleyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Rıdvan Canım hocamız Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi idi. Bu ayın sonunda, yanılıyor muyum hocam? Yakında diyelim inşallah. Yakında veya evet. Trakya Üniversitesi. Trakya, Edirne, Trakya Üniversitesi. Trakya Üniversitesi'ne geçiyor. 38 yıldır sokaklarında, gezdiği, caddesinde yürüdüğü ve şiirler yazdığı Erzurum'u terk ediyor. Fakat bu terk inşallah ruhen olması mümkün değil tabii. Bu kadar derin izler bırakmış bir şey değil. Bu vesileyle bu programı yapıyoruz. Rıdvan hocamız 55 Edirne doğumlu. 75'te Erzurum'a geliyor. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne. 79'da mezuniyet. 80-85 arası Tortum'da edebiyat öğretmenliği yapmışsınız hocam. 85'ten itibaren de Atatürk Üniversitesi'nde akademik kariyerinize başlıyorsunuz. Evet. Ve bugüne kadar bu görevinizde devam ettiniz. Şimdi evet, önümde yazmış olduğunuz eserlerin listesi var. Masamızın üzerinde birbirinden değerli eserlerinizden şu an elimizde olanlar var. Yaklaşık 20 eser. 20 eserimiz var. 87'de Türk Edebiyatı Sakinameler, Tezkiretü Şuara İnceleme ve Tenkit Latifi'nin, Hamamizade İhsan Bey Hayatı Eserleri Divanı, Talim ve Terbiyede İnkılap, Değişen Dünya ve Öğretmen, Bosna Ah Bosna, Başlangıcından Bugüne Edirne Şairleri, Edebiyat Dersleri 1-2, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı, Şehir ve İnsan, Mostar'dan Tiflis'e Gezi Notları, Çarşamba Yazıları, Şiirin Kanatlarında İstanbul, Anneme Mektuplar, Divan Edebiyatında Türler, Hayal Şehirlerin İzinde, Tarihin Nabzını Tutan Şehir ve iki tane de şiir kitabı, Suların Ötesi Yağmur Şarkıları. 98'de Türkiye Yazarlar Birliği'nden Şehir ve İnsan adlı eseriniz Gezi Dalı'nda ödüle layık görülüyor. Dolu dolu eserlerde de çeşitlilik var. Yani sadece bir akademik kitaplar değil, hayatın içinden, ortasından ve duygu dünyasından yürekten kopan eserler de var. Şiir kitaplarının yanı sıra Gezi ve Seyahat. Evet hocam, öğrencileriniz tarafından çok seviliyorsunuz. Twitter'da, Facebook'ta takipçilerinizi takip ediyorum ben de. Çok seveniniz var. Erzurum'da da çok seviliyorsunuz. İşte bu Erzurum'dan şimdilik yaşayacağınız ayrılık da Erzurum'u hüzünlendirdi. Bu vesileyle programımızda bir hatıra olarak Erzurum'a kalsın İnşallah. Diye bugün inşallah bizi de kırmadınız, şereflendirdiniz. Hocam, Erzurum ilk geliş öykünüzü sizden dinlemek isteriz. Edirne'de liseyi bitirirken Erzurum aklınızda var mıydı? Erzurum'a geliş öykünüzü şöyle bir dinleyebilir miyiz? Önce hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Tüm bizi izleyen dinleyicilerimize, izleyicilerimize, dostlarımıza. Ve bize böyle bir vedalaşma fırsatı verdiğiniz için de size de hasreten teşekkür ediyorum. Aslında siz veda demiştiniz galiba da duyuruyu yaparken sonradan kaldırdınız veda herhalde. Veda vefaydı, vedayı kaldırdım. Evet. Veda olmaz inşallah. İnşallah. Yine sık sık inşallah fırsat buldukça Erzurum'a gelip gideceğiz tabii. Erzurum sizin de ifade ettiğiniz gibi yani liseyi bitirip buraya gelme aşamasında tabii ki yoktu gündemimizde. Hayalimizde bile yoktu öyle diyebilirim. Ama Erzurum bizim evimizde, Edirne'deki evimizde belki benim doğuşumdan itibaren vardı. Çünkü babam askerliğini Erzurum'da yapmıştı. Ve ben buraya gelinceye kadar diyebilirim ki bu her evde böyledir. Askerlik hatıraları çok
Çok sık anlatılır, yoğun anlatılır. Efsane gibi her zaman bu Erzurum'un özellikle kışlarını, babamın askerlik hatıralarını döne döne dinlemişimdir. Ve ben Erzurum'a yani hazır olarak geldim belki ruhen, evet, öyle diyelim. Edirne neresi, Erzurum neresi, öyle Türkiye'nin diyelim. Türkiye'nin bir ucundan, evet, diğer bir ucuna. Ama bizim evimizde Erzurum muhabbeti, sohbeti her zaman olmuştu. 1975'te ben buraya gelmezden önce babam çiftçilikle uğraşan bir insandı. Onu 4 yıl önce kaybettik. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Sebze de yetiştirirdik. Ben pazarda domates satıyordum, öyle diyeyim, şehir pazarında. Üniversiteye giriş kartımı getirdiler. Dediler ki Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazanmışsınız, gideceksiniz de. Tabii yani bir kısa süreli bir şok diyelim yaşadık. Ama ondan sonra Erzurum'un yolunu tuttuk. 1975 yılının bir Eylül ayıydı. Eyvah, askerlik yapmaya mı gidiyorum diye düşündünüz. Yani, tabii ki biraz öyle. 1975 yılının şartlarını düşünürseniz, evet, 302 Mercedesler vardı. Ve Edirne'den, İstanbul'dan bindik buraya kadar. Artık dedik, tabii ilk defa öyle uzun bir yolculuğa çıktım. Dedik herhalde İran'a falan geçtik artık. Yani 30 saat mi sürdü, 35 saat mi sürdü, ne kadar artık. Öyle bir gelişimiz vardır. Evet. Gece geldiğimi hatırlıyorum Erzurum'a. Terminalde indik. Orada da çok unutamadığım, yani 38 yıldır unutamadığım hatıralarım var ama bilmiyorum, tabii bu kadar ayrıntılara girersek belki programın içinden de çıkamayabiliriz. Sabaha kadar, tabii gideceğimiz yeri de bilmiyoruz. Gece geldiğimiz için gecenin bir yeriz. Tek mi geldiniz falan, babanızla? Hayır, iki arkadaşla beraber geldik. Üniversiteyi kazanan iki arkadaşımla beraber geldik. Terminalde sabaha kadar beklediğimizi hatırlıyorum. Çay içtik. Çaylar ikişer tane geldiğini hatırlıyorum. Ve kapalı olarak, malum hani bu, evet, ters çevirmiş vaziyette. Tabii arkadaşım bana bakıyor, ben arkadaşıma bakıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Kaşık yok yani çayların yanında. Çağırdık garsonu, dedi ki biz nereye geldik böyle, bu nedir? Bunlar niye böyle kapalıdır? Dedi ki soğumasın diye biz onları kapatıyoruz. Hemen çevir dedik o zaman, çevirdi çayları. Bir de kaşık ver bize dedik. O da gülümsedi, bir kaşık getirdi bize. Çaylarımızı içtik, sabah oldu. Gittik üniversiteye, kaydımızı yaptırdık. Erzurumluluğumuzu tescil etmiş olduk yani böylece. Fakülte yıllarımız 12 Eylül öncesi evet, yıllardı. Yani netameli yıllar tam, malum. Ama ben 28 yıldır üniversitede akademisyenim. İnanın ki o yıllarda bizim öğrenciler olarak okuduğumuz kitabı üzülerek söyleyeyim ki bugün gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz sanki okumuyor gibi geliyor bana. Çok iyi kitap okuduk yani. Onu özellikle vurgulamak öğrenciyken istiyorum. Öğrenciyken yani, değil mi? Evet, evet. 80 öncesi. Evet, yani o yılların o kaos ortamına rağmen hakikaten çok iyi okurduk. Buna Abdülkerim Bey de sanıyorum şahitlik Hocam, etmiş şöyle olacaktır. Bir örnek vermeliyim. Bizim mahalle kütüphanesi, Karasu kütüphanesiydi, kahvehane. Evet. Ümmi yani, insanlar vardı ve orada okunan kitaplar münazara şeklinde tartışılırdı. Evet, yani o dönemin... O yıllar halk arasında da vardı. O dönemin çok iyi kültür mahfillerinden birisiydi Karasu Kütüphanesi. Evet. Erzincan'da birkaç kitabı vardı. Kahvehaneler hatta çok iyi okuma, sohbet ortamlarıydı. Evet. Hocam onlara geleceğiz. Evet. Erzurum'daki kültür dünyasına. Abdülkerim Hocam'a bir şey buyur, sorayım. Buyur. Hocam buyur. Siz hocamla ne zaman tanıştınız? Kaç yıldır berabersiniz? Şimdi değerli izleyicilerimiz az önce programımızın başlangıcındaki o güzel şiiri, o güzel sesiyle hocamız okudu. Canlı okudu yani. Evet. Teveccühünüz. Ben askerdeydim İzmir'de. İnzibat trafik. Sabah nöbetteydim. Sabah yüzbaşım geldi. Güven yüzbaşı dedi ki seni Erzurum'dan çağırıyorlar dedi. İmtihan varmış dedi. Harçlık verdi. Beni götürdü askeri kıyafetle. Otobüsü bindirdi ve geldim buraya. İmtihana yan yana böyle girdik. Araştırma görevliliği, asistanlık imtihanında. O çok ilginçtir. İmtihana dalmışız. Rahmetli Kaya Bilgegil hocamız, evet, fakülte dekanı. Abdülkerim evladım dedi, ben emret komutanım diye ayağa fırladım. Farkına askerlik yeni bitmiş. Evet. Evet. Biz o imtihanla beraber tanıştık.
ve ikimiz aynı sınavla girdik asistanla beraber girdik. Beraber evet. Aynı odalarda oturduk. Mutlulukları, evet. Saadetleri, hüzünleri, neşeleri, evet. Kahkahaları, acıları hep birlikte yaşadık. Yani bir ve şehrin içerisi şey, Abdülkerim evet. Hocamla beraber. Evet. Yani bizim Rıdvan Bey'le ünsiyetimiz o derece ki ben aynı anadan babadan öz kardeşim gibi kabul ediyorum. Çünkü onlardan daha çok tanıyorum Rıdvan Bey'i. Ve bu arada da bir şey söyleyeyim. Şehirlerin de insanlar gibi ruhu vardır. Evet. Kentlerin, coğrafyaların. O ruh bir kaya parçasına yarattığınız efsaneyle, yaktığınız bir türkü ile var olur. Efsanelerle, destanlarla, türkülerle, ninnilerle, ağıtlarla ama aynı zamanda mimari eserlerle. Mesela bugün Erzurum'un ruhudur Çifte Minareli Medrese, evet. Erzurum'un ruhudur Yakutiye Medresesi. Biraz önce üstadımın şiirinde telaffuz ettiği Lalapaşa Camii bir ruhtur. Evet. Ama aynı zamanda insanlar vardır. Ruh katarlar o mekana, o coğrafyaya, evet. Kültüre anlam katarlar. Bunlar ilk aklımıza gelen İbrahim Hakkı Hazretler'dir. Şair Nefi'dir. Ne bileyim Alvarlı Efe Hazretleri'dir. Bunlardır. İşte ben tahmin ediyorum ki yarattığı, ortaya koyduğu eserlerle Edirne doğumlu olmasına rağmen Erzurum kültür tarihi içerisinde ileride yer alacak. Bu kültüre, bu ruha anlam katan çok kıymetli şahsiyetlerden birisi Rıdvan Canım. Hocamın Erzurum kültür tarihine kazandırmış olduğu eser de son eseri. 2011'de basılan Tarihin Nabzını Tutan Şehir Erzurum. Onun için de biz teşekkür ediyoruz. Yani siz de Sivaslısınız. Ben de Sivaslıyım ama ben Sivas'tan çok Erzurumluyum artık. Şimdi bütün çalışmalarım Erzurum. Rıdvan hocama biz ilk karşılaştığımızda sorduğumuzda hocam siz Edirnelisiniz değil mi veya sorduğumuzda hocam %50 Erzurumlu mu demiştiniz? Yok ben genellikle özellikle artık son yıllarda bu kadar zaman sonra bu soruya cevap vermekte zorlanıyorum. Evet. Nereli olduğum konusunda şeklinde evet. Cevap veriyorum ki evet. Hakikaten öyle yani Erzurum yıllarımız Edirne yıllarımızı geçti tabii ki. Peki evet. Hocam üniversite yıllarınız bitti. Hocamla beraber sınava girdiniz. Bir Tortum'da da öğretmenlik tecrübeniz var. Evet mezuniyetim ben mezun olmadan evlendim. Evet son sınıfın başında evlendim bir Erzurumlu hanımefendiyle. Bu benim hayatımın hakikaten çok önemli aşamalarından birisidir. 1979'da ilk çocuğumuz, kızımız dünyaya geldi. Ardından bizim Tortum Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevimiz var. Buranın şirin bir ilçesidir biliyorsunuz. Orada da gerçekten 5 yıllık süre içerisinde çok güzel anılarım, hatıralarım oldu. Ve biraz tedirgin gittik ama küçük yerler insanı kendine çok çabuk bağlar. Evet. Dostluklar da samimi olur, katıksız olur. Çok güzel hatıralarımız oldu orada. Oradan çok zor koptuk geldik. 1985 yılında işte üniversiteye geldik asistan olarak. Bu arada 1982 yılında da oğlumuz doğdu. O şu anda Amerika'da bilgisayar mühendisi olarak Mustafa'mız görev yapıyor. Kızımız da Sakarya'da şu anda yakın bir zamanda onlar da ayrıldılar Erzurum'dan. Damadım Trabzonludur. Şu anda iki tane de torunumuz var onlardan. Allah bağışlasın. Şu anda onlar da Sakarya'dalar. 1985 yılında bölüme geldik. Rahmetli hocamız Kaya Bilgegil dekanımızdı o zaman. Abdülkerim Bey'le biz o sınavda beraber göreve başladık. O gün bugündür beraberiz. Allah beraberliğimizi uzun etsin. Hocam değerli izleyicilerimiz evet. Programımızla ilgili sorularınız, düşünceleriniz olursa divitkalem@kardelentv.com'dan bize ulaştırabilirsiniz. divitkalem@kardelentv.com bir de mesajınızı yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Kardelen TV yazıyorsunuz. 3969'a gönderiyorsunuz. İki şekilde bize ulaşabilirsiniz. Evet hocam buyurun. Tabii yani sizler de yetiştiniz. Biz aynı fakültenin mezunuyuz üçümüz de. Evet. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyuz.
Çok 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 şanslı öğrencilerdik aslında. Çok evet. iyi hocalarımız oldu çünkü. Kaya Bilgegil hocamız oldu. Yakında rahmete kavuşan Profesör Doktor Şerif Aktaş hocamız oldu. Haluk İpek'ten hocanın, Orhan Okay hocamızın hem lisansta hem yüksek lisansta hem doktorada öğrencisi olma bahtiyarlığına ulaştım. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunan Profesör Doktor Mustafa İsen'le hocamızla yüksek lisans doktora çalışmalarımız oldu. Onunla bir de bir kitap hazırlama fırsatını bulduk. Trabzonlu Hamamizade İhsan Bey Divanı'nı birlikte hazırladık. Recep Toparlı hocamız, Bilge Seyidoğlu hocamız, Efrasiyap Gemalmaz hocamız, Saim Sakaoğlu hocamız, efendim, Muhan Bali hocamız. Vefat edip gidenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Bunların içerisinde vefat edenler de var. Hocam, siz kalanlara hayırlı ömürler diliyoruz. Siz de biraz. Ben Hacettepe'de başladım, burada bitirdim. Evet. Ben 80 öncesi mağdurlarındanım. Evet. Burada bitirdim. Bu açıdan gerçekten kendimi ben çok şanslı hissediyorum. Çok iyi bir eğitim aldık bu manada. Yani Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi'ne neredeyse eşdeğer. Bence aynı kalitede diyebiliriz. Yani çok çok iyiydi gerçekten. Evet, özellikle o yıllarda. Evet, şimdi de iyi mutlaka. Ama böylesine Türkiye çapında tanınmış eserleri olan hocalarla birlikte çalışma fırsatını bulduk. Bu açıdan Atatürk Üniversitesi'nin çok çok önemli olduğunu biliyorum. Hala buna inanıyorum. Zaten onu herkes kabul ediyor artık. Evet. Üniversiteler kuran bir üniversite olduğunu biliyoruz. Böyle bir üniversitede bu kadar yıl görev yapmış olmaktan da tabii ki çok mutluyum. Yani yüksek lisansımı burada yaptım. Doktora çalışmalarımı yine Haluk İpek'ten ve Mustafa İsen'le beraber yaptık. Hocamızla beraber. Dolayısıyla böyle evet, bir hocam. Kültür ortamında, bir bilgi ortamında onlarla beraber olduğumuz için elbette çok çok mutluyum. Az önce şu an. Hocam, Abdülkerim Hocam da bahsetti. Erzurum'un kültür dünyasında çok derin izler bıraktınız. 75'te Erzurum'a geldiniz. Gerek öğrencilik yıllarınızda gerekse daha sonraki yıllarda, öğretmenlik ve akademisyen olduğunuz yıllarda karşılaştığınız Erzurum daki kültür ve edebiyat veya sanat muhiti hakkında biraz bize bir şeyler anlatır mısınız? O zaman kimler vardı? Gruplar, muhitler var mıydı? Onlardan devam eden var mı şu an? Veya bunlar dağıldı mılar? Çok büyük dergiler vardı o yıllarda. Evet. Çok büyük ölçüde sanki dağıldı gibi görünüyor şu anda. Bu bir ihtiyaç değil midir? Elbette bir ihtiyaçtır. O yıllarda bilemiyorum siyasi olayların burada değişen dönüşen Erzurum'u da konuşmuş oluruz. İnsanları belli noktalarda toplama olayı mıdır? Yoksa hakikaten bir genel ihtiyaç mıdır? Aslında bu sadece Erzurum'un da sorunu veya durumu değildi belki. Türkiye'nin her yerinde öyleydi o yıllarda herhalde öyle zannediyorum. Belki bu kadar çok yoğun televizyon kanallarının, televizyon yayınlarının bu manada kültür, sanat, edebiyat sohbetlerinin hemen hemen hiç olmadığı ortamlardı. Yani televizyonlardaki bugünkü bu türden programlar, mesela böyle bir program o zaman yoktu zaten, evet. olamazdı. Diğer ulusal kanallarda da yoktu zaten. Yani kahvehaneler, televizyon olayı yoktu. Evet. Dolayısıyla onların bu, insanların bu ihtiyacını bu tür kültür, sanat, edebiyat mahfilleri karşılıyordu. Mesela bir hemşin vardı evet. ki Erzurum'da bu gelen geçen herkesin mutlaka uğradığı, sohbetlerine katıldığı, bulunduğu, bu şehrin gerçekten edebiyat dünyasına hitap eden çok velut insanları vardı. Onlar hep bu şehirden geçtiler. Mustafa Kutlu'yla tanışabildiniz Mustafa mi? Mustafa Kutlu'yla Erzurum'da yıllarımız kesişmedi. Çakışmadı, örtüşmedi. Aynı yıllarda evet. değildi. Sanıyorum biz geldiğimizde o gitmişti. Herhalde yani. Öyle zannediyorum. Ama evet. daha sonraki yıllarda karşılaştık. İstanbul'da özellikle Derya dergisi çevresinde tanıştık Mustafa Bey'le. Dolayısıyla Erzurum'un o yıllardaki kültürel
ortamı giderek sönükleşti, azaldı. Belki bu bir ihtiyaçla paralel olarak geriledi diyebiliriz. O yıllarda bence de çok hareketliydi Erzurum'un kültürel ortamları, dergi faaliyetleri şeyin özellikle. Şeyin etkisi var mıdır hocam? Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri. Hele ki evet. Doğu'da açmış olduğu fakültelerle birlikte büyük kapsamda farklı fakültelerin olduğu. Bu üniversitenin şehre bir kazandırdığı olay mıdır? Yoksa bu şehrin zaten geçmişten gelen bir geleneği mi idi sizce? Yoksa her ikisi mi? Bu şehirdeki kültür, sanat mahfillerinin oluşması. Mutlaka üniversitenin çok büyük katkıları oldu. Bu çünkü manada, üniversite vesilesiyle Mustafa Kutlu buraya geliyor. Üniversite vesilesiyle elbette. Rıdvan Can'ın buraya geliyor. Abdülkerim hocamız buraya yani geliyor. Yani bunu inkar etmek mümkün değil elbette. Ama bu destek ve bu birliktelik bence giderek azaldı diye düşünüyorum ben. Evet. Üniversite şehir ayrışması giderek daha derinleşti diyebilirim ben. Benim gözlemim böyle. Başlangıçta biraz daha şehirli içti. Daha yakındı sanki, daha iç içeydi. Münevverlerimiz, aydınlarımız, entelektüellerimiz, akademisyenlerimiz, hocalarımız bence çok daha yakın ilişkiler içerisindeydi. Halkın içindeydi. O muhitlerin etkisi vardır diyebilir miyim? Mesela Hemşin şehrin ortasında bir yerde bir pastane. Ama hocalarımız hep oraya gidebiliyorlar. Kesinlikle. Veya bunun gibi kanaat önderleri veya arif insanlar var, evet, halk arasında. İşte Boyacı İsmail. Gömlekçi Hatem, İsmail Usta. Bu konuda siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani sabırla devam ediyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Değişen dönüşen kültür dünyası veya sizin geldiğiniz yıllardaki anlıyorum, Erzurum. Anlıyorum. Şimdi Rıdvan Bey'in benden daha farklı bir avantajı var. Aile olarak onlar Balkan Harbi muhacirlerinden Edirne'ye gelmişler. Yani genlerinde bir kere evladı Fatihan ruhu var. Evet. Batıdaki Akıncı cetlerimizin bir devamı. Birden doğuya, en doğuya geliyor ve farklı bir coğrafyaya giriyor. Yani bana göre, ben hep yıllardır bunu söylüyorum, Erzurum Türk coğrafyası içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde değil, çok farklı kültürel bir misyona, ruha sahip. Ha bugünkü duruma gelince, ben bugünkü Erzurum'u Evliya Çelebi'nin çizdiği o resimden daha geri olarak görüyorum. Entelektüel kimlik, intelijansiya ve bahsettiğiniz mahfiller bakımından çok daha geri olduğunu düşünüyorum. Şuna inanıyorum ben. Erzurum giderek ruhunu kaybediyor. Evet. Erzurum giderek ruhunu kaybediyor. Bunda üniversitenin de çok payı var. En azından Köroğlu derlemesi için halka açılma, aşıklar kahvesine gitme. Bu bir aynen arının bal taşıması gibi, evet, halka kültür taşıyor ama aynı zamanda bilim halktan ne yapıyor? Tabii o halkın usharesini alıyor ve bilime dönüştürüyor. Üniversite kapılarını kapatır, duvarlarını örer, güvenlik üstüne güvenlik koyarsa o zaman üniversitenin hiçbir anlamı olmaz. O zaman Türkiye'nin göbeğinde 1 milyon nüfuslu bir üniversite kurarsınız, orada eğitim öğretimi yaparsınız. Eğer Atatürk Üniversitesi gibi çok önemli bir misyona sahip bir üniversite, evet, Erzurum'da hayatını devam ettiriyorsa halka bir şeyler vermeli. Halktan mutlaka bir şeyler almalı. İşte o zaman Erzurum asli ruhuna kavuşacaktır. Yani ben bir şey daha söyleyeyim, tek bir cümle. Ben bugün Erzurum'a asıl sahiplerini gurbete göndermiş, ruhu işgal edilen saf bir kız gibi görüyorum. Evet. Buyur üstad. Evet, yani bu şehrin bir zamanlar Tanpınar'ın beş şehir gibi bir edebi abideyi ortaya koyduğunu, bunun da Erzurum'dan kaynaklandığını, Erzurum'dan mülhem olarak ortaya konulduğunu, Mehmet Kaplan gibi bir edebiyat dehasının bu şehirden geçtiğini hiç unutmamak lazım. Evet. Yani Erzurum o günleri görmüş bir Erzurum'dur. Özellikle hocam, bu beş şehir meselesi üzerinde de durmak lazım. İnşallah hocam, evet, bir mailimiz var. Evet. Tam bir asır önce Edirne bizden bir dadaş aldı. Şükrü Paşa gibi bir dadaş. Evet.
Edirne'ye verdik. Karşılığında yıllar sonra Rıdvan Can'ı aldık. Çok güzel. Edirne bize çok gördü. Vedanızı asla kabul etmiyoruz. Edirne'ye gönüllerin paşasını vatan ve millet için gönderiyoruz. Hayırlara vesile olsun diyor. Rıdvan Hocama saygılar sunuyorum. Erzurum ve Erzurumlu sizi asla unutmayacaktır. Abdülkerim Hocama da saygı ve selamlarımı sunuyorum. Metin Diler. Kırklar elinde evet. Metin Diler. Metin Bey'e biz de selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Metin Bey o programımıza geldi aslında Edirne'ye. Evet. Biliyorsunuz burada bir Şükrü Paşa ile ilgili İletişim Fakültesi öğretim üyelerimizden oluşan bir ekip bir belgesel hazırladılar. Erzurum'un paşası, Edirne'nin müdafiği Şükrü Paşa diye. Evet. Bugün de burada mahallesi vardır biliyorsunuz Şükrü Paşa'nın. Ama o Edirne'de yatar şu anda. Edirne'nin en muhkem, en hakim bir tepesinde hocam, bir anıt mezarı vardır biliyorsunuz. Bir SMS'imiz evet. var. Çok değerli hocam, hayatınızın her merhalesinde üstün başarılar dilerim. Erzurumlu'ya çok şey verdiniz. Saygılarımla Allah'a emanet olunuz. Bursa'dan eski Tortumlular Derneği Başkanı ve öğrenciniz İshak Zil. Evet. Biz de selamlarımızı iletelim. Eski öğrencilerimizden biri. Evet, çok teşekkürler. Evet. Şimdi o programı burada yaptık. Galasını dedik ki bunu bir de Edirne'de yapalım. Şükrü Paşa belgeselin. Evet. Hemen hemen 700 kişi katıldı programa. Ben buna benzer bir şey söyledim orada. Dedim ki Erzurum Şükrü Paşa'sını Edirne'ye verdi. Beni de Erzurum'a yolladı onun yerine. Sonra biraz duygulandım orada. Gözlerim doldu. Unutamayacağım anlardan birisidir. Metin yani Bey de dinlemiş. Metin Bey de oradaydı evet, zaten. Evet. Evet. Evet, hocam kısa bir şiir alabilir miyiz sizden Rıdvan ben Canım de hocam? Peki. Evet. Rıdvan Canım hocam mı? Şiiriyle kapanışı Rıdvan hocamla yapacağız. Tamam. Evet. Ben müsaade edersen Ay Işığında Gözlerim. Çok sevdiğim evet. bir şiir bu. Evet. Ve bu şiirin kaynaklarında Erzurum vardır. Maraş vardır, yayla vardır. Fakat hem halk kültüründen beslenir bu şiir, hem evet. doğu kültüründen, hem de klasik kültürümüzden. Buyurun Ay ışığında gözlerim. Şiirden sonra bir reklam arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Bir gün, en olmadık bir anda, bir taş atarsan eğer ya da bir gül, içimin en derin kuyularına ve bir ay düşürürsen ansızın, gönlümün en durgun sularına, gözlerin kadar güzel, bil ki delirmenin vakti gelmiştir. Ay ışığında gözlerin, inan ki kanadının her telinde bin hüzün, ayakları kınalı ürkek bir güvercindir ve ağzı mühürlü papağanlar imrenirler oysa sana, hal diliyle söyleyince gözlerin en hüzünlü şarkılar. Aslında benim türkümdür, bizim türkümüzdür gözlerinin söylediği bilir misin? Ve en hüzünlü bir Maraş akşamında bir karaca olan koşması kadar dokunaklıdır, karadır, Türkmendir ay ışığında gözlerin. Sen geceyle gelen rahmet ve bereket, sen gözleri geceler kadar derin ve sen soğukların bittiği gün avuçlarıma bırakıp gittiğin o ateş kadar sıcaktır nefesin, mercandır parmakların ve bileklerin gümüş. En içinden çıkılmaz mazmunlardır gözlerin. Sonra bir de dünyanın en güzel minyatürlerinden seçilmiş ceylanlardır ay ışığında gözlerin. Beni öldürmek vakti geldiğinde bir Hintli gibi ateşlerde yak, sonra yak ve küllerimi Ganj yerine gözlerinin en kutsal ırmaklarına savur. İstersen sürmediği çek gözlerini. Sen bilirsin. Ama bir dileğim olsun benim de senden. En vahşi, en ürkek bir ceylan olsun ay ışığında gözlerim. Ey en deli kısraklar kadar soylu ve delişmen bakışlı. Bir gün bu yaylalarda sensizlikten delirdiğimi duyarsan, en hoyrat kahkahalarını uçur rüzgarların. Sonra pişman olup yüreğinin bir köşesinde, hani olur ya bir sızı duyarsan eğer, bil ki tıpkı yüzün gibi bir dolunay akşamında, en ele geçmez kıratların su içtiği bir çeşme başında, kınalı ellerinle hazırladığın zehir içeceğiz. Ve
iki kaşın ortasından derlenmiş acıların en kutsalın, en mahremini sevgilerin ve parlarken kirpiklerin ucunda iki damla iksir. Sana en deli şiirlerimi okuyacağım. Hem bunlar gibi değil. Ve dizlerine düşerken ben en güzel şarkılarını söyleyecek ayışında o kara, o hüzünlü, o güzel gözlerim. Teşekkür ediyorum.